Türlerimizi bitirelim. Bronşitle mi başlıyoruz? Bronşitle başlayayım hemen. Hızlı mı geçeyim? Yoksa yavaş yavaş mı? Dakikamız az mı? O kadar bir vaktimiz var. Sonra anlayamadık oluyor. aslında değerli seyircilerimiz birçok da yöntem var. Artık bu telefonlar çıktı çıkalı. Akıllı olmalarına da ben biraz kızıyorum ama akıllı telefonlarla kayıt yapılabilir. Programımızın tekrarı var. Ki. Onu seyredebilirsiniz. İnternette de bulunabiliyor. Evet. Şimdi bizim bronşitte yani kuru öksürükte verdiğimiz bitkilerimiz şunlardır. Yulaf samanımız var, hatmi çiçeğimiz var, bir de andız pekmezimiz vardır bizim. Bunu şu şekilde uygulamaları gerekiyor. Yine kaynamış olacak bir su bardağımız, yalnız burada klorsuz su olması gerekiyor. Kaynamış... Yani damacana suyu, klorsuz derken. Kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine bir tatlı kaşığı ya da bir tutam şeklinde atabilirler yulaf samanından. Bu burada 5 dakika ya da 6 dakika falan kaynayacak kısık ateşte. Bu kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak günde bir defa sabah kahvaltısından yarım saat önce içilmesi gerekiyor. Öğlen ve akşam da hatmi çiçeğimiz devreye giriyor bizim burada. Bundan da yine kaynamış olacak suyumuz bir su bardağımızın içerisine bir tutam gelecek şekilde yine bunu da hatmiden atıyoruz. Bir iki tane daha atın. Evet. Tomurcukları böyle açılmış olacak. Evet. Bu da burada yine 5 ya da 6 dakika falan kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce günde 2 kez bunu almaları gerekiyor. Bir su bardağı şeklinde. Andız pekmezimiz var bizim burada. Bundan da bir yemek kaşığı şeklinde yine öğünlerde yani sabah, öğlen, akşam olabilir bir yemek kaşığı şeklinde alınması gerekiyor. Hemen balgam sökmeye başlarsınız. Bronşlarınız da açılmaya başlar. Böyle yani çok bu andız pekmezi bulunma. Hele şey şöyle de yapabilirler. Bu hatmi için gül hatmi de derler ya. Yarım bardak kaynar sütün içerisine şeker ilave etmeden 8-9 tane hatmiyi atın karıştırın. Biraz bekleyin şöyle 5-6 dakika kadar. Çocuk bunu ondan sonra içecek. Yani dudaklarının arasında süzerek içecek. Müthiş etkilidir bronşitte. Evet. Denedim sayenizde. Bir yayına çıkacaktık. Kuru öksürükten gerçekten çok etkilenmiştim. Gerçi sütün içinde yapıyorsunuz. Yani hakikaten çok faydalı hocam. Kesti mesela. O yayını öyle atlatmıştım ben. Evet. Maşallah. Evet.